yakılır of, küllerine cezve sokulur. İçerimde yangın yakılır of, küllerine cezve sokulur. Son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır. Son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır. Çözmüş gemiyi, yakmış konakları. Kimseler duymaz, gizlice ağlar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar. Ezel kabus görmüştü. Çok korkmuş. Ben de sızmışım burada. Ali, Ali, Ali. Yapma bana bunu Ali. Yapma. Esmer. İyi misin meleğim? İyiyim. Seni çok özledim. Çok. Yine de böyle güzel güldüğünü görmek, yine kokunu duymak beni ayakta tutuyor. Hadi, dışarı çıkıp bir şeyler yiyelim. Hazırla. Yaşasın, karnım zil çalıyor. Ben eve geçeyim. Size afiyet olsun. Sen de geliyorsun. Konuşacağız. Beni aşkınızı izleyeyim diye mi çağırdınız? Önceden söylemiştin biliyorum. Senin şahitliğin yaşayan bir ölü olduğun için geçersiz olabilir. Ama... Nikah şahidim olur musun? Esmer. Ne zaman? Bir hafta sonra. Sen ciddi misin? Hem de hiç olmadığım kadar. Yeteri kadar bekledik. Artık daha fazla uzatmaya gerek yok. Evet derim. Seve seve milyonlarca kez evet derim. Ne o? Sevinmedin mi? Sevindim tabii. Tebrik ederim. Şahidim olacak mısın? Cevap vermedin.
Bütün hayatınıza şahit oldum. Nikahına mı olmayacağım? İyi misin? Yok bir şey. Başım döndü biraz. Bir hastaneye gidelim Ali. İyi görünmüyorsun, korkutma beni. Tamam. Geçti, telaşlanmayın. Kendime dikkat etmedim son günlerde. Bu her neyse sık olmaya başladı. Hemen doktora gideceğiz. Kalk, hadi. Ali! Gel. Hadi hastaneye götürelim. Çabuk Esmer. Oraya gelmek istemiyorum Haluk. Ben görevden ayrıldım. Başka bir yerde muayene edemez misin? Geliyoruz. Başka çare yok. Birazdan orada oluruz. Ali iyi misin? İyiyim. Biraz eve gidip uzanırsam bir şeyim kalmaz. Saçmalama. Hastaneye gidiyoruz. Sizin hastaneye mi gideceğiz? Bildiğim en iyi doktor orada Esmer. O da hastaneden çıkamıyor maalesef. Timur, daha çıkartmayacaklar mı bu oğlanı? Bak saat kaç oldu. Ben şimdi bakarım anneciğim. Timur, gelmedi mi hala şu psikiyatr? Birazdan burada olacak baba. Ne fısıldaşıyorsunuz siz? Gelmişken Ayşe Hanım'la da görüş istiyorum Meral. Psikiyatr değil mi o? Evet anneciğim. Ailenin gidişi seni çok sarstı. Belki bize de anlatamadığın şeyler vardır. Ayşe Hanım'la paylaşırsın. Ne münasebet? Deli miyim ben? Meralciğim. Ben deli değilim, tamam mı? Değilim. Haluk gelince bize haber verecekler. Biraz kafeteryada oturalım. Ezel. Çek o kanlı ellerini ailenimin üzerine. Anne, anne sakin ol. Anne, anne. Kızımı tamam. Sana. Meral, lütfen kendine hayır, gel. Tamam anneciğim. Hayır, sakin hayır, ol. Hayır, tamam. Hayır, bırakmayacağım. Meral, sakin ol. Tamam anneciğim, anne, bırak. Anne dur. Anne, tamam dur. Anne lütfen. Tamam, sakin ol. Anne sakin ol. Anne. Tamam, geçti. Tamam. Çabuk sakinleştir. Hemen getiriyorum. Kızımı size ben anne, anne tamam geçti. Anne lütfen. Evet.
çıkartsam para seni. Rosa, Rosiş, canım. Sen ne arıyorsun burada? Seni almaya geldim. Başına gelen onca şeyden sonra gelip otel köşelerinde yaşamak niye? Bilmiyor musun? Benim evim, senin evin. Tabii tabii. Dostluğumuz için geldiğine eminim. Söyle hadi, nedir? Aşk olsun Rosiş. Bu kadar senenin hukuku var. Yakışıyor mu bu sözler ağzına? İkimize de işkence etme de. Ne istiyorsan söyle Niran. Haklısın. Bu duygusal zırvalıklar yakışmıyor zaten bana. Süleyman'la ufak bir sohbetimiz oldu. İçini döktü bana. Kavga etmişsiniz. Her ne olmuşsa şüphelenmiş senden. Ne işler çevirdiğini bilmek istiyor. Ve senin de çok iyi bildiğin gibi eğer Süleyman bir şey isterse onu mutlaka elde eder. Söyle, ne istiyorsun? Süleyman'a döneceksin. Bir anlaşmamız vardı. Hatırlasana. Ama adamdan ayrıyken ne öğrenip de bana anlatacaksın? Bu yüzden eve, ait olduğun yere dön. Hemen. Bu gece. Süleyman'a ihanet etmeyeceğim Nira. Peki, sen bilirsin Rosiş. Sana en kısa zamanda otelden ayrıl derim. Ne de olsa Süleyman gerçekleri öğrendiğinde seni arayacağı ilk yer burası olacak. Ezel, beni düşündüğün için yapıyorsun biliyorum ama iyiyim ben. Hem bir iki saat sonra Asya'yı bırakmak zorundayız. Biraz da onunla ilgilen. Bahane arama. Haluk'tan yarın haber gelir. O zamana kadar burada kalacaksın. Bir gün daha böyle ölü gibi yatacak mıyım yani? Hoş. Zaten ölüyüm ya. Aman ya, bıktım bu ölüm lafından. Normal tek günümüz geçmeyecek mi bizim? Sen biraz susup da uyusana. Dinlen artık, tamam mı? Emredersin. Doktordan kurtuldun ama seni hiçbir yere bırakmam. Gözüm üstünde. O zaman Esmer'le değil benimle evlen.
Efendim? Haçlı. Evdeyim. Hemen buraya gel. Emredersiniz. Hemen çıkmam lazım. Bir şey mi oldu? Hayır. Bir şey yok. Sen uyu Ali. Oldu mu? Ezel. Anneni görmelisin bence. Ben iyiyim. Sen hastaneye dön. Yok öyle. Şimdi olmaz. Olanları gördün. Yararım değil, zararım olur diye korkuyorum. Sonra babam, Timur... Hepimizin biraz zamana ihtiyacı var. Günler oldu Haçlı. Bulgar'a teslim etmek istediğim silah ve patlayıcılarla ilgili hiçbir bilgi alamadım senden. Yoksa doktor hanım... Konunun onunla bir ilgisi olamaz. Elimden geleni yaptığımı biliyorsunuz. İlk kez bu kadar çaresiz kaldım. Kalmamalısın. Sana bu işin benim için ne kadar önemli olduğunu anlattım Haçlı. Efendim, hala aramaya devam ediyoruz. Sizi zor durumda bırakmamak için neleri göze alacağımı bilirsiniz. Efendim, gerekirse... Ne gerekiyorsa yap o zaman. Karşıma bahanelerle çıkma. Bu sözlerinizin nedeni nedir? Benimle böyle konuşmazdınız. Güveninizi mi kaybettim? Sana güvenmediğimden değil. Sen benim oğlumsun. Ama Bulgar, adamın ne yapacağı belli olmaz. Aklına eserse tüm bildiği ortadan kaldırır. Eğer o malları ben bulup Bulgar'a teslim edebilirsem... İstediğim güce de ulaşırım. Niran'a da Eşref'e de ihtiyacımız kalmaz o zaman. Bulgar'ın en yakınındaki adam olurum. Buna ihtiyacım var. Daha fazla güç, daha büyük riskler getirir. Neden fazlası? Neden olduğunu sonra anlayacaksın oğlum. Sen sadece dediğimi yap. Endişelenmeyin. Bir yolunu bulup o silahları size getireceğim. Hiçbir şey için üzülme Ezo, olur mu? Ailen seni anlayacaktır. Her şey düzelecek. Sağ ol Ali.
En büyük hayalimiz birbirimizi bulmaktı. Oldu işte. Bu bile gerçek olduktan sonra hiçbir şeyden korkmayalım artık. Asiye'cim dikkat et, o bebek benim için çok önemli. Tamam. Hadi mutluluk oyunu oynayalım. Şimdi sırası değil. Hem gün doğumu tepesinde değiliz ki. Sus. Dik dur bakayım. Kapat gözlerini. Ben Asya'ya bakayım. Ben eve gitsem iyi olacak. Bu dediğini yapmanın bir yolu var mı bilmiyorum. Ama eğer durum dediğin gibi ise... Hem benim konumum zora giriyor, hem de Bulgar'la yakınlaşma fırsatını kaçırıyoruz. Bir şekilde en azından silahların ve patlayıcıların bir kısmını teslim etmeliyim. Bu meseleyi başkanla konuşacağım. Ama garanti veremem. Elinden geleni yap lütfen. Tamam. Benden haber bekle. Aslında Bulgar'la yakınlaşmak için çok daha büyük bir fırsatım var.
Hayır. Bunu benden istemeyeceksin. Neden? Biricik Ezon, Bulgar'ın kızı. Hayır! Ezel bu işin içine girmeyecek. Annen iyi olacak Timur. Daha fazla üzme kendini. O kadar iyisin ki. Sen olmasaydın ne yapardık bilmiyorum. Ben senin için her şeyi yaparım Timur. Hem o benim de annem sayılır. Yasemin, al yavrum. Çok teşekkürler. Şimdiye kadar olanlar için bizi affet kızım. Seni tanıyamamışız. Bugün burada yanımızda olman hepimiz için çok önemli. Büyüttüğümüz kız yok ama sen varsın. Ne demek efendim? Elimden ne gelirse yapacağım tabii ki. Aylin bizi terk etti. Ama Timur sayesinde yeni bir evlat kazandı. Öz babamdan farksızsınız. Rosa, sultanım, hoş geldin. Hoş bulduk. Anladım ki benim yerim senin yanınmış. İçeri girelim. Beni affedebilecek misin Rosa? Seni çok kırdım. Bir hata varsa ikimizin Süleyman. Ben de çok ileri gittim.
haddimi aştım. Ama inan senden hiçbir şey gizlemedim. Unutalım bunları. Hiç olmamış gibi davranalım. Olur mu? Önce konuşacaklarım var seninle Süleyman. Seni dinliyorum. Ölen kız benim kızım değilmiş Süleyman. O Ezel değilmiş. Sen haklıymışsın. Benim gerçek kızım. Gerçek kızım. Aa. İyi akşamlar çifte kumrular. Zamansız gelip muhabbetinizi mi böldüm yoksa? Ne demek Niran? Gel, hoş geldin. Buyur. Başımızın üstünde yerin var. Gelip bir bakayım dedim. Benim güzel arkadaşım sözümü dinleyip de evine dönmüş mü diye. Sağ ol Niren. Senin gibi bir dostumuz olduğu için şanslıyız. Ah. Öyle değil mi sultanım? Eve dönmene çok sevindim Rosa. Hem de çok. Ezo'dan uzak durmanı son kez söylüyorum sana. Kardeşim olduğun için bir kez daha söylüyorum Ali. Kapının önünden bir yere ayrılmayın. Emredersiniz. Niran Hanım.
Valla ne yalan söyleyeyim, biraz heyecanlıyım. Sen hepimizden daha iyi tanıyorsun Bulgar'ı. Yıllar sonra bizi böyle çağırması hayra alamettir inşallah. Rahat ol be Eşref'im. Sakinleş. Germe kendini bu kadar. Hadi yürüyün beyler, oyalanmayalım. Evleneceğinize o kadar çok sevindim ki. Kızımın senin gibi cesur birinin yanında olduğunu bilmek bana güven veriyor Haçlı. Onu her şeyden, herkesten, canım pahasına koruyacağıma emin olun. Yıllarca yavrum olan özlemimle yanıp tutuştum. Ama ona ben senin annenim diye haykıramıyorum. Onu korumak için susmaktan, sessiz kalmaktan başka çarem yok. Haçlı, Bulgar ne olursa olsun Ezel'in kızı olduğunu öğrenmemeli. Bunu ne kadar geciktirebiliriz bilmiyorum. Ama o kızı olup olmadığını ispatlamak için her şeyi yapacaktır. Ben Bulgar'dan korkmuyorum Roza Hanım. Abi Bulgar'ın mekanındayız. Nirhan'ı bekliyorum. Buradaki korumalardan bir tanesine telefon geldi biraz önce. Tuhaf şeyler konuştu. Ne gibi şeyler? Anlat çabuk. Laboratuvardan, bir test sonucundan falan bahsetti. Londra'dan sonuçlar çıkacakmış. DNA testi sanırım. Ne olduğunu anlayamadım ama bir şeyler çevrildiği kesin abi. Tamam, dikkatli ol. Bir şeyler duyarsan ya da görürsen hemen arıyorsun. Tamam abi. Ne oldu Haçlı? Önemli mi? Bulgar'ın korumalarından biri telefonda bir test sonucundan, laboratuvardan bahsetmiş. Ne demek oluyor bu? Bulgar Ezel'in kızı olduğunu kanıtlamak için ona testler yaptı.